Samsunlu efsane güreşçi, dünya ve olimpiyat şampiyonu Yaşar Doğu'nun anısına Kavak Belediyesi ve Kavak Dernekleri Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen 2015 Yaşar Doğu Spor Ödülleri sahiplerine verildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan ödül törenine Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, eski Samsun Milletvekili Mehmet Kurt, eski İl Kadın Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kavak Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Operatör Doktor Yılmaz Karagöz, İl Kadın İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Çetinkaya, Kavaklılar Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı, gazetemiz yazarlarından Ersin Erge, Yaşar Doğu Spor Ödülleri Töreni Düzenleme Kurulu Başkanı Şakir Demirci, Haber Gazetesi Spor Servisi Müdürü Muhammed Çavuşoğlu, Samsun'da ve Türkiye genelindeki sportif faaliyetlerde derece elde eden okulların sporcuları ve beden eğitimi öğretmenleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla gerçekleşen törende ödüller sahiplerini buldu. Haberaks televizyonunda her salı saat 22'de ekranlara gelen, sevilen ve ilgiyle seyredilen spor aksiyon programı ve aynı programın sunucusu Haber Gazetesi Spor Servisi Müdürü Muhammed Çavuşoğlu en başarılı program ve gazeteci özel ödülüne layık görüldü. Muhammed Çavuşoğlu ödülünü Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt'tan aldı. Düzenleme Kurulu Başkanı Şakir Demirci de kürsüye gelerek Çavuşoğlu'nu ilk tebrik edenlerden oldu. Samsun Vali Yardımcısı Faruk Necmi Kurt törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Sevecenliğiyle, dürüstlüğüyle ve çok önemli bir sporcu ahlakına sahip olmasıyla gerçekten tam bir Kavaklılık özellikleri taşıyan ve onu yansıtan bir dünya yıldızıdır. Bir dünya sporcusudur. Yaşar Doğu'dan sonra bir düşünürseniz 50 sene içerisinde onun gibi bir sporcu daha yetişmedi. Törenin açılış konuşmasında Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcıoğlu, ilçemizin yetiştirdiği dünya ve olimpiyat şampiyonu efsane güreşçimiz Yaşar Doğu'nun anısına düzenlediğimiz bu organizasyonda bizimle olan herkese çok teşekkür ederim diye konuştu. Yani hem maddi hem de manevi olarak Yaşar Doğu'yu biz desteklemeye her konuda devam edeceğiz. Kavak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Operatör Doktor Yılmaz Karagöz ise milli güreşçimiz Yaşar Doğu'nun torunlarının bu tür başarılara imza atması bizleri onurlandırıyor dedi. Yaşamı ile sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya örnek olmuştur. Ruhu şad olsun. Ödül töreninde başarılı olan bütün okullar plaketle onurlandırıldı. Ancak bu okulların içlerinde Adnan Ölmez Ortaokulu çok farklı bir istatistikle sahneye çağrıldı ve ödüllendirildi. Okul 1999 yılından itibaren güreş kategorisinde şampiyon oluyor. Son 16 yılda aralıksız şampiyon olan Adnan Ölmez Ortaokulu'ndan ilerleyen zamanlarda dünya çapında başarılı olacak yetenekli güreşçilerin çıkması bekleniyor. Beden eğitimi öğretmeni Ruhi Seren, şehrimizin efsane güreşçisi Yaşar Doğu'nun anısına düzenlenen böyle güzel bir ortamda ödül almak okulumuz için mutluluk verici dedi. Törende ödül alan okullarsa şu şekilde: güreşte Adnan Ölmez Ortaokulu ve İlk Adım Spor Lisesi, futbolda İlk Adım Spor Lisesi kız takımı ve İlk Adım Spor Lisesi erkek takımı, basketbolda İlk Adım Spor Lisesi kız takımı ve Atakum TED Koleji erkek takımı, voleybolda Spor Lisesi kız takımı ve Atatürk Endüstri Meslek erkek takımı, handbolda İlk Adım Spor Lisesi kız takımı ve Tekkeköy Endüstri Meslek Lisesi erkek takımı, futsal kategorisinde İlk Adım Sema Cengiz Biberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız takımıyla Atakum Recep Tanrıverdi Endüstri Meslek Lisesi erkek takımı. Yıldız kızlar ve yıldız erkeklerde ise ödül alan okullar basketbolda Mustafa Kemal Ortaokulu kız takımı ve Canik Bahçeşehir Koleji erkek takımı, voleybolda 23 Nisan Ortaokulu kız takımı ve Çınarcık Ortaokulu erkek takımı, handbolda ise Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu kız takımı ve Tekkeköy İlköğretim Okulu. Günün özel ödüllerini ise Samsun Eskrim İl Şampiyonu Cemilcan İç ve Yaşar Doğu ile ilgili çalışmaları nedeniyle Emirliköy Dernek Başkanı Naci Cingöz aldı.